mal oldu. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Yani esasında oyunun ilk 10-15 dakikasında iki tane Marco'nun pozisyonu vardı. Belki biri Marco'nun pozisyonu gol olsa oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Nitekim şimdi biraz önce izledik. Yediğimiz golde verilmeyen %100 bir faul. Tabii direncinizi kırıyor. Beşiktaş gibi bir takıma karşı 3-1 mağlup olduğunuz bir maçın rövanşında da ilk golü yemek tabii ki direncinizi kırıyor. Bilerek Sesenyon'u oynatmadım. Sergi'yi oynatmadım, Paliçeviç'i. Uğur'u oynatmadım. Hof zaten ufak bir sakatlığı vardı. Olmasa da oynatmayacaktım. Diallo'yu oynatmadım. Bir maç kaybettik. 3 tane oyuncu kazandık. İşte Rahmetullah, Taha ve Mert'i zaten ilk çıkaran bendim ama benden gittikten sonra bir kere forma şansı bulmuştu. Bugün de onu oyuna aldık. Onlar bu kulübün geleceği olacaklar. Bu açıdan çok sevinçliyim. Hem Mert zaten uzun zamandır bizde ama Rahmetullah ve Taha adına inanılmaz sevinçliyim. Hem Türk futbolunun hem kulübümüze iki tane oyuncu kazandırdığımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bu kulübe uzun süre hizmet ederler. Zamanı gelince. Söyleyecek bir şey yok. Cumartesi önemli maçımız var. Yarından itibaren o maça hazırlanacağız. Soru olan. Hocam geldiğinizde ligin en çok gol yiyen, en son sırasındaki takım da bugün çeyrek finalde kafa kafaya bir mücadele verdi iki maçta. Tribünlerle barış sağlandı. Genç 19 yaşındaki arkadaşlar sahaya çıktı. Gençler için bugünden sonra farklı bir süreç başlıyor olabilir mi İlhan Cavcav sezonunda? Şimdi bugün tribünleri görünce sade olumlu tezahüratlarla alakalı konuşmuyorum. Gençler bir tribünlerin en az bu kadar dolu olması lazım. En az bu kadar dolu olması lazım. O kırmızı siyah böyle görünce insan mutlu oluyor. Çünkü Ankara'da böyle bir üvey evlat muamelesi görmesi Gençler Birliği'nin benim çok kabul ettiğim bir şey değil. Zaten verdiğim kavgaların hepsi inanın bana yani benim biri benim şahsıma hoş geldin demiş dememi çok önemli değil. Bütün bunları ben kulübümün 100 yıllık geçmişi varlığı için yapıyorum. Bu kulüp öyle yabana atılacak bir kulüp değil. Bu kulüp bu ülke futbolunun asırlı kulüplerinden birisidir. Bu kulüp yıllar boyunca mevcut ligdeki yerini sürdürmek zorundadır. Dolayısıyla özellikle ikinci gelişten sonra yaptığımız takviyelerle de iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ya bugün yensek bizim için güzel olurdu. İyi bir iş çıkartmış olurduk. Ama benim için skorun çok da bir önemi yoktu. Böyle maçlar gelişeceğiniz, tecrübe kazanacağınız maçlar. Ben taraftarlarımı hep oyuncularımın yanında görmek istiyorum. Tabii ki zaman zaman bize de kızabilirler. Taraftardır, normal. Ama oyuncularımın yanında olsunlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü bir tane Gençler Birliği var. Başka Gençler Birliği yok. Gençler Birliği hep 19 Mayıs stadında oynamak ve Süper Lig'de olmak zorundadır. Bu da taraftarsız olacak bir şey değildir. Onlar da bunun bilincindedirler mutlaka. Bu anlamda onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Artık cumartesiye yarın itibaren hazırlanacağız. Çünkü önümüzde iki tane iç sahada oynayacağımız maç var. Minimum 4 puan almamız gerektiğini düşünüyorum. 4 puan alırsak işi bayağı bir yaralamış oluruz diye düşünüyorum. Yarın itibaren bu yönde çalışmalara devam edeceğiz. Başka soru sorayım. Hocam, bugün bomba oynadı. Çok güzel oynadı. Performansını ben açıkçası çok beğendim. Bu takıma Pogba iyi geldi. Takımda o oyuncuya bir şeyler diyebiliyor musunuz? Belki iyi görebilir miyiz? Şimdi bazen Instagram'da hakemlik yaparken resimlerini görüyorum da bu yediğimiz golde faul yok mu, var mı yok mu? Ben de sana soru sorayım. Bir hakem olarak. Var mı? Hocam yorum yok. Niye? O zaman ben de yorum yok. Ben de ya şimdi Pogba iyi oyuncu. Hakikaten iyi oyuncu. Aslında ben onu Fenerbahçe maçında da oynayacaktım. Şimdi Sesenyon'u 3 gün sonra unuttum. Hatta Ali abiye demiştim. Ali abi teşekkür ederim. Güzel bir soru sordun ama Sesenyon'un kaybettiği toplarda arkada bir orta saha attı, onun arkasında bir defans attı. Ama defans oyuncusunun daha bir itmanla oynayacağı bir maçta kaybedeceği topun telafisi olmayabilirdi. Dolayısıyla bir iki itmana çıkmasını bekledim. Özellikle sol bek aldım. Yarın bir gün Allah korusun Uğur'a bir şey olursa orada da ne yapabileceğini görelim diye. Sol stoperde iyi oynuyor. Üçlünün solunda. Dörtlü de iyi oynuyor. Sol bekte de iyi işler yapıyor. Yani böyle oyuncularla gelişebilirsiniz. Onun da Sesenyon kadar katkı yapacağını düşünüyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Biz de hani Allah der keder vermesin de üzüntü de sevinçte de en fazla bir günümüz var. Başka bir zamanımız yok. Zaten dün gece Trabzon'daydım. Gece döndüm. Bugün maça çıktık. Yarın da artık Trabzon maçına hazırlanacağız. Oyuncular için bir gün izin var. Bize izin yok. Biz bir sonraki maçı düşünmek zorundayız. Yoksa bizi düşünen olmaz. Teşekkür ederiz. Hocam bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. Bırakmayalım Ümit Hoca'ya.
süreçte işte ama güneşlerimizden talihsiz de olsa bir gelişme. Hemşerisi ya dayanamıyor, evet, soru soracağım. Yok, onu da soracağım zaten de. Bu gelişme bugün taraftarı da yansıdı. Siz telkin etmeye çalıştınız en azından ortam gelinmesi. Bu husumet mi diyelim artık? Nasıl bir şey? Vallahi Ercan abi benim benim hümanist bir yapım var. Hangi kültürden geldiğimi insanlar iyi bilir benim. Dolayısıyla ben hiçbir kavganın başlangıcı olmadım bugüne kadar. Ama haklı olduğum yerde de bulaşılmayacak bir adam olduğumu da az çok sen herkesten daha iyi bilirsin. Dolayısıyla çok da fazla artık bu konulara da girmek istemiyorum. Zaten taraftar gerekli cevabı verdi. Yani bir şey diyeceğim şimdi. Öyle bir şey ki bizden de masaj masasını istediler. Bunun lafını mı yapalım? Verdik, gönderdik. Helal hoş olsun. Ne yapalım? Bunun lafını mı yapalım? Yakışır mı bize yani? Ya futbol güzel bir şeydir yani. Dolayısıyla ama tabii insanlar kılıfını buluyor. Sıkıştığı zaman espri yaptım diyor. Onların hocam, espri anlayışıyla bizim espri anlayışımız farklı. Hocam Ankara'da farklı bir rüzgarlar esmeye başladı. Ne gibi? Osmanlı'da çok farklı bir rüzgar. Ankara gücünde çok farklı bir rüzgar. Ama hakikaten Gençler Birliği'nde eser rüzgar çok farklı oldu. Sert mi? Hala 10'unculukta iddianız var mı? Bu 2 maçtan 6 puan alma gibi bir hedefi bugün. İlk gün ne söylediysem sözümün arkasındayım. Olur olmaz ben onun mücadelesini vereceğim. Hocam, İlk gün yemek... Yani şimdi önce birlikte kalmayı garantileyecek puan alalım. Ondan sonra o 43 derken 3 aşağısı olur, 3 yukarısı olur bunu söylemiştim. Bunu da göz ardı etmeyin ama önce daha yaptığımız bir şey yok. Yapacağımız çok şey var. Zamanımız dar. Önce şu içerideki maçlardan alabileceğimiz puan ya da 3 puanları toplamamız lazım ki ondan sonra daha bu puansal rahatlığın futbola da daha rahat yansıyacağını, daha iyi yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar zamandır böyle gittiğimiz halde 4 tane takımın 21 puan olduğunu, 21 puanda olduğunu düşünürseniz herkesin bizim Fenerbahçe ile, Trabzon'la, Beşiktaş'la, Alanya'yla, Başakşehir'le oynayacağımız maçlarla bize 0 yazdığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz onlardan ekstra puan çıkarırsak sonraki maçlardan alacağımız puanların bize çok daha iyi getirisi olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi önce şu 30 barajını bir açıp aşmak lazım 4-5 hafta içerisinde. Ondan sonra yolumuzun daha açık olacağına inanıyorum. Son bir soru. Hocam yarın kendi diyaloğunu medyaya da yansıdı. Fotoğraflanmış. İsmini de galiba. Yani birkaç pozisyonda beraber devam ettin sen. İşinden koştunuz sonra. Yani fotoğraflanmış tabii şu an medyada o. Bize de... Oyuncunun bir sektirip tabii Mustafa Hanım sen bilirsin o kural dışı bir yani sportmenle aykırı bir şey. Topu sektirdi geri pas verdi kafasıyla. Ben görmedim dedi. Ben de onu elimle böyle hani biraz görselli bir şekilde izah etmeye çalıştım ama biz ne yapsak olay oluyor onun için. Fotoğraf güzeldi hocam. Yani o yan hakemi çok seviyorum. İsmail Hoca değil mi? Yani pırlanta gibi biri. Dolayısıyla hep söyle. Ya yani hata yapabilirler. Hocam devre şeyde kere bitince sahip hakeme uzatmayla ilgili bir itirazdan. Hayır, zaten uzatmayla ilgili Emrah dedim. Bak gerideyiz, bir dakikadan fazla uzatma olmaz dedim. Nitekim bir dakika oldu. Vermiş olduğu faulü söyledim. Yani golden vermemiş olduğu faulü söyledim golden önceki. Osmanlı Spor maçında vermediği penaltıyı söyledim. Yani söyledim. Bizim verdiğimiz mücadeleyi biliyorsun bilmem mi dedi. İzleyeceğim dedi. Herhalde oyunculara kusura bakmayın falan demiş ama insan ya şunu söylemeden geçmeyeyim. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Ya Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a hata oldu mu bunu haftalarca konuşmanın bir anlamı yok. O hata bize de olur. Onların hakem hatalarını tölere etme imkanları bizde bizimkinden daha fazla. Bugün bu gol olmasa, 1-0 biz Marco girdiğini atsa, 60'ta da 10 kişi kalsa bu oyun seyircinin desteğiyle nerelere gider? Ama yarın kimse konuşmayacak. Ama Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a olunca abi ben böyle bir şey 3-4 gün, yani sanki hiçbir Anadolu takımı gidip Şükrü Saracoğlu'ndan, Ali Sami'nden, İnönü'den, ne bileyim Avni Aker'den gidip de hakem yardım olmadan puan alamıyor mu yani? Bugüne kadar hakem yardımıyla mı biz puan aldık oralardan? Yediğimiz golde Cahilton'a yapılan faul vardı Fenerbahçe maçında. Kimse konuşmuyor onu. Neredeyse ikinci araya 1-1 başladık. Onun için biraz da burada sizin de medya olarak biz Gençler Birliği'ne, Osmanlı Spor'a, Ankara Gücü'nün Anadolu Kulüplerine destek olmanız lazım. Onların bir hakem hatasıyla yenildikleri maç 1 milyon eurolar harcamışsın, dön dolaş bir hakeme yık. Biz uysal çocuk. Olabilir, herkesin başına gelebilir. Bak, hakem hatası bizim başımıza da geliyor. Ama bunlar insan, hata yapabilirler. Yapacak bir şey yok. Lig bu hakemlerle devam edecek. Son bir soru.
Tamam. İyi akşamlar. İkinci maçın sonucu da lehimize bitti ve turu geçtik. Mutluyuz. Rakip de iyi niyetli oynayan, sert mücadele yapan bir takım. Kapasitesini oldukça iyi kullanmaya çalışan, ligde de başarılı sonuçlar almaya çalışan, gücü oranında iyi niyetle oynayan oyuncudan kurulu bir takım. Biz de böyle dirençli bir takıma karşı iki maçta da galip geldik. Bu bizim için sevindirici ama bugün oyun akıcılığı hem sahanın zemininde hem rakımdan herhalde oyuncular etkilendi ki çok fazla üst seviyede olmadı. Ama buna rağmen daha fazla pozisyon üreten, gol atmaya yakın takımdık. O yüzden bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Hocam önce iki soru sormak istiyorum ben. Birincisi Wagner Love'un performansını nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi ise ilk yarıda Lens'in kaçırdığı bir gol pozisyonu vardı. Başka goller de kaçırdı ama o pozisyondan sonra bayağı isyan ettiniz. Lens'ten ümidinizi kesmeye başladınız mı? Yok yani kızmamın sebebi Lens'ten ümidi kestiğim için değil. Yani o pozisyona girip atması lazımdı. Böyle birkaç tane pozisyon oldu. Daha sonra da oldu. Zaman zaman iyi parlıyor ama bunu sürekli hale getirmesi lazım. Oyun olarak daha üst seviyede oynamasını bekliyorum. Gayreti var, iyi niyeti var. Biraz daha üstüne çıkması lazım. Bir de o pozisyonda da artık golü bulması gerekiyor. Veya goller attırması gerekiyor. Çünkü forvet oyuncusu bunu yapacak. Hem ofansif hem defansif yönecek ama ofansif daha etkili olması lazım. O bakımdan yoksa başka bir olumsuzluk yok. Wagner'le ilgili tabii bizde yeni çalıştı. Geçen hafta Bursa maçından önce aldık. Sonradan oyuna koydum. Niyeti, katılımı, futbolu biliyor ama daha henüz takım uyumu, oturması olmadı. Pozisyonu da buldu, atamadı. Bazen basketle bağlanır bu şekilde. Bugün de net pozisyon buldu, yine atamadı. Ama daha fazla iş yapacağını düşünüyorum. Önemli oyuncu, özellikle oyuncu. Ama ben daha üst seviyede oynamasını bekliyorum. O da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Buyurun. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Belki konuşmak istemezsiniz ama bir haftadır Ankara'da yerel basında özellikle bu ayakkabı mevzu çok konuşuldu. O konu hakkında bir şeyler söylemek ister. Şimdi tabii bu tip konuları konuşmak bana yakışmaz. Ben maçtan sonra ilk geçen senede konuştuğumda herhangi bir kastığım aşağılama değildi ama medya kanalıyla bunu fazla magazinde tutarak sanki bir hakarette bulunmuşum gibi çok gündeme geldi. Ondan sonra bana hakaretler başladı. Ben hiç cevap da vermedim. Yani benim konuşmalarım şu anda duruyor. Girdiğinizde görürsünüz zaten. Hatta espri yaparken bana doğru geliyordu o fizikle diye düşündüm. Onu bir aşağılama olarak düşünmedim. Ama öyle algılanmasa özür dilerim ama hiçbir zaman öyle bir düşüncem yoktu. Bunu da açıklamaya gerek yok. Çünkü ona kendi oyuncuma, öğrencime veya herhangi bir insana veya antrenöre, oyuncuya hiçbir saygısızlık yapmayacağımı herkes bilir. Ama bu çok speküle edilerek magazin gündemine soktular. Maalesef televizyonlar da bunu seviyorlar. Daha sonra da son maçta oldu. O maçtaki önemli dediğiniz ayakkabı konusu, benim ayakkabı konusu yok. Ayakkabı tabii vereceğiz yani karşılıklı. Yani birbirine canını veren, birbirine güvenen insanların eksik olduğu zaman, maç oynadığı zaman ayakkabı vermesi gayet normal. Ama size saygısızlık yapıldığı söylenirse, size hesap görmeye gelirse o zaman saygısızlık kime yapıldı deyip söyleyip arkasından saygısı yapsaydık o zaman ayakkabıyı vermezdik söyledik. Yoksa ayakkabı verdik işte size biz ayakkabı verdik. Siz de haksızlık yapıyorsun demek için değildi. Oradaki yani bana göre alet olunmuş bir şeydir. Ondan sonra yine aynı şeyi konuştu. Benim şahsıma her türlü hakaret de yapabilirler. Ben ne olduğumu biliyorum. 50 yıldır futbolun içerisindeyim. Kimseye öyle bir kastım yok, kötü niyetim yok. Bunları da konuşmak istemiyorum. Sordunuz diye söylüyorum. Daha da konuşmayacağım. Ama şunu söyleyeyim, az evvel yayıncı kuruluşa da söyledim. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Onun için uzatmanın doğru olmadığını uzatarak, kavga ettirerek sonra barışın demek bu çok yani seviyesiz bir şey. Ben bunu kabul edemiyorum. Yani önce kavga ettirdi görünüp sonra barışın. Niye kavga ettik yani? Kavgalık bir durum yok ki zaten. Kavga, iki taraf benim kavga etmiyorum ki. Ben burada konuştum, şurada konuştum. Bu kavga değildi. Düşüncemi söylüyorum. Benim böyle bir kastım yok, niyetim yok. Sonra ya bundan prim yapacak adam değilim ki ben. Buna ihtiyacım da yok. Onun için Mevlana'nın sözünü söyledim az evvel. Bazen diyorum ki ne olacak? Söyle gitsin diyorum. Yani her şeyi konuş, söyle gitsin. Bu Mevlana'nın sözüdür. Sonra diyorum ki ne olacak? Sus bitsin. Çünkü konuşunca bir şey çıkmayacak yani. Sadece malzeme olacaksınız. Ya, yakışmaz ya, doğru bir şey değil ya. Ama barışmak da istemiyorum yani. Böyle barışıp kavga etmedim ben kimseyle. Etmem de yani. Onun için bu konuyu da uzatmaya gerek yok. Buyurun. Ercan Hocam, bu akşam
turu geçtiniz, tebrik ediyorum. Şimdi zor bir süreç başlıyor. Beşiktaş Camiası ve Türk Bolu Belediyesi Bayanlı maçı yaklaşıyor. Zor bir süreç olacak. Üç kulvarda mücadele ediyorsunuz. İşte onun yüzden hemen hemen bütün oyuncular yönetmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. İşte ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi'nde duruma göre bir karar vereceğiz. Tabii zor döneme geçerken şu anda istediğimiz seviyenin altındayız. Bunu da kabul ediyorum. Sadece Bursa maçında kayıp 2 puanımız var ikinci yarı için. Onu da kazanabilirdik. Aslında pozisyonlarımız da var. Hatalarımız da var, pozisyonlarımız da var. O yüzden kendimize güveniyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Büyük bir camianın içerisinde görev yapıyoruz. O camianın beklentilerini biliyoruz. Ama demin de söylemeye çalıştım. Yani sahada başarılı olmak tabii sonuç almaktan geçer gibi görünüyor ama o başarının yanında değerli olmak da çok önemli. Oynadığımız oyunla herkesin beğenisini kazanmak, üstün oynamak, düzgün olmak bunlar da önceliğimiz olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Başka soru var mı? Teşekkürler.